Evet değerli izleyiciler şu an Adana'nın Karataş ilçesinde Adana'nın havada kalma uçuş süre rekorunu kırdık. Gaziantep'te fizik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki Yamaç Paraşütü Tuzkunu Kaderin Boyacı. Geçtiğimiz gün sabah saat 5'te Adana'nın Karataş ilçesinde uçtu. 13 saat boyunca bir bardak su içip ve bir muzu yiyerek havada kalan Boyacı. Akşam saat 6'da tekrardan Karataş'a iniş yaptı. Boyacı'nın havada kaldığı süreyi hesaplayan navigasyon cihazı ise 12. saatte arızalandı. Kaderin Boyacı kameralara yaptığı açıklamada bir insanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini üretici firma bile düşünmemiş dedi. Şimdi Adana pilotu olarak biz rekor kırmaya karar verdik. Her şeyde birinci olduğumuz gibi plakada. Yamaç paraşütünde de birinci olma hedefimiz vardı. Bunun için henüz keşfedilmemiş Saklı bir cennet diye tarif edebileceğimiz e, Adana'nın Karataş ilçesi var. Henüz hiç kimsenin uçmadığı. Orayı keşfettik. Yetkililere dedik ki burada gerçekten öyle güzel yamaç var ki, öyle gizli bir hazine var ki e, burada değil Adana rekoru, Türkiye rekoru, dünya rekoru kırılabilir. E, bunun iddiasında bulunduk. E, bunu için birkaç yıllık bir hazırlık oldu aslında. Yani orayı keşfetme... Orada uçma, tecrübe etme bu tür adımları attıktan sonra e, bir gece karar verdim. Dedim ki bir araştırma yapayım. Türkiye'deki rekorun 10 saat 10 dakika olduğunu gördüm. E, bunu aşabileceğimi düşündüm. Çünkü Adana rekoru 4 saat 52 dakikaydı. Türkiye rekoru 10 saat 10 dakika. Dünya rekorunu araştırdığımda e, yaklaşık 11 buçuk saat gördüm. Sabah 4 buçukta kalktım. Hazırlığımı yaptım. Ee, yanıma işte bir bardak su ve bir tane muz aldım. <laughs> Bu önemliydi benim için çünkü e, o performansı gösterebilmem için bir şeyler yemem gerekiyordu ve su içmem gerekiyordu. Yok Tam bir muz yiyerek e, bütün bir uçuşu tamamladım. Ee, büyük bir heyecanla başladım. Daha hiç kimse uyanmamıştı. Tek arabaydım ve havada da zaten tek kişiydim. Bir başladım. E, önce Adana rekorunu kırdım. Sonra hedefime Türkiye rekorunu koydum. Onu açtım. En son e akşam üzeri saat 5 gibi de dünya rekorunu tamamladım. Ve bu iş nereye kadar diye gider diye düşünürken cihazım 12 saatte durdu. Yani yazılım problemi var. İnsanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini yazılımlar yani üretici firma bile düşünememiş. biz onun için firmayla görüştük. Bundan sonraki hedefim 12'de kalmak değil. Aslında 13 saat uçtum. Cihaz kaydetmediği için ve parça parça kaydedeceği için bunun geçerli olmadığını düşündüm. Cihazı güncelledikten sonra benim hedefim şimdi bir günün bütün ışıklarıyla yani yaklaşık Adana'nın güneş alma saati 14 saat 30 dakika. Bir sonraki hedefim bunu aşabilmek.